Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Türkiye'nin asırlık hayali gerçek oldu. Türk savaş uçağı Kaan gökyüzüyle buluştu. 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın ilk uçuşu sonrası Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün test pilotları ve proje ekibiyle bir araya geldi. Uçak için çalışan Türk savunma sanayiinde 200'ün üzerinde firma var. Gece gündüz çalıştılar. Daha yapacak çok işimiz var. Bunu hepimiz farkındayız. Hava kuvvetlerimize bu milli muharip uçağımızın seri üretimden sonra teslim edilene kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğin teknolojisiyle üretilen Kaan ilk uçuşunda 13 dakika havada kaldı. 8000 feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı. Tarihi anların en yakın tanığı test pilotu Barbaros Demirbaş bu daha başlangıç dedi. Milletimizin emanetini Allah'a çok şükür emniyetle getirdik, görevi yaptık. İlk uçuşumuz bir kalibrasyon uçuşu diyebiliriz. Mükemmel bir uçuştu ve bundan sonra da yolumuz çok daha çetin. Bu bir başlangıçtı. 2010 yılında başlatılan proje için mühendisler adeta evinin yolunu unuttu. Üretim aşamasında gece gündüz demeden TUSAŞ tesislerinde kaldı. Zamanla yarıştı. Uçağın başından bir an olsun ayrılmadı. Aslında Cumhuriyetimizin 100. yılına bir armağan diyoruz biz. Bizim için bir gurur fotoğrafı bu. Dünyadaki tüm benzerlerine baktığımızda artık 4. ülke olarak bu Şampiyonlar Ligi diyeceğimiz Havacılığın Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Kaan projesi baş mühendisi Emre Yaban, yerli uçak için parayla satın alınamayacak bir ürün dedi. İnşallah bundan sonra bu uçağı sadece bu topraklarda yapıldı diye değil, tüm dünyada en iyi, rakiplerinden de daha iyi özelliklere sahip olduğu için tüm dünyaya satacağız. Onlar almak isteyecekler ama bu parayla satın alınamayacak bir ürün olacak. Biz istersek vereceğiz onlara. İnşallah bunu çok yakın zamanda göreceğiz.